Bu derinin 3 tane tabakası var. Şu dışta yer alan, bakınız şuraya kadar şöyle, şurası. Buraya biz epidermis diyoruz. Epidermis. Şu gördüğünüz şunlar, böyle çivi şeklinde olan şunlar, bunlara biz epidermal ridge diyoruz. Epidermal ridge. Tabi burada 5 tabaka var. Onları kalın deride 4, özür dilerim, kalın deride 5, ince deride 4 tabaka var. Onları burada histolojik tabaka. Onları burada anlatmayacağım. Ama şurası keratinize olmuş stratum corneum'dur. Görüyor musunuz şurayı? Stratum corneum. Onun altında stratum lucidum'u da görüyorsunuz. Stratum lucidum da burası. Bu kalın deri bura. Burası ince deri. İnce deri bura. Şu en alttaki tabaka şurada stratum basale'dir. Değil mi şurada? Stratum basale. Onun üzerinde ne vardı? Stratum spinosum. Onun üzerinde ve kranlozum. Biraz aşağı inelim şimdi. Bunun altında da ne vardı? Dermis var. Dermis derinin en kalın tabakasıdır. Dermis. Dermisin iki kısmı var. Bir papiller tabakası var. Stratum papillare var. Diğeri stratum reticulare. Şurası stratum papillare. Şu derinin stratum reticulare. Stratum papillare'de şu papillalar vardır. Termal papillalar. Bunlar papilla cutis'lerdir. Bu dermal papillalar ile epidermal ridge'ler birbirlerine girerek epidermisin dermise sıkıca tutunmasını sağlar. Ve bu papillaların, dermal papillaların oluşturduğu yüzey epidermisin yüzeyinden çok daha geniştir. Çok daha geniştir. Bunun iki sonucu vardır. Bir, deride oluşan yaralanmalar, yaralar, kesikler, çizikler daha hızlı bir şekilde onarılır. İki, vücuda ya da deriye dıştan gelen basınç alttaki yüzey alanı çok daha fazla olduğu için yüzey ardınca basınç ne var? Azalar. Düşer. Çok azalar. Değil mi? Çok azalar. Dolayısıyla iç organların etkilenmesi, hasar görmesi bu sayede de büyük oranda engellenir. Tamam mı? Çünkü siz yüzey alanını artırıyorsunuz. Peki. Bakınız burada bunlar pililer. Pilinin gövdesi. Yani korpus pili var. Şurada radix pili var. Etrafında da bulbus pili var. Bulbus pili var. Şu gördüğünüz musculus arrector pilorum. Şu düz gaz. Şu glandula sebacea. Ama neye bağlı? Kıl köküne salgısına bırakıyor. Kıl köküne bağlı. Bir de libera var burada. Bakın şöyle libera. İnce deriye açılıyor. Burada libera var. Şu da yine değişik. Ter bezleri ve yağ bezleri var. Şurası hipodermis. Ya da fascia superficialis ya da lamina subtela subcutanea diyoruz buraya. Şurası. Bu fascia superficialis'in iki yaprağı var. Lamina externa ve lamina interna olmak üzere. Bu ikisi arasında ya da fascia superficialis'in iki yaprağı arasında yüzeyel venler, damarlar ve kütanyal sinirler yer alır. Ama bunların dışında minik kaslarımız da burada yer alır. Yani fascia superficialis'in
iki yaprağı arasında yer alır. Yüzün yüzdeki kaslar, mimik kaslar. Eğer bizim mimik kaslarımız derin fasya tarafından, fasya profunda tarafından sarılmış olsaydı bizim mimiklerimiz olmazdı. Üzüntümüz, sevincimiz belli olmazdı. Mesela sırtına birisinin bakarak onun mimiğini görebilir misin? Hayır, göremezsin. Çünkü vücudun diğer bölgelerindeki kaslar fasya profunda ile örtülüdür. Evet, bu fasya superficialis'in iki yaprağı arasında bulunan bir diğer yapı da glandula mammaria'dır, meme bezidir. Meme bezi bir modifiye bir tel bezidir. Tel yerine süt üretir. Nereden? Kandan. Aynen bunu ağaç gibi düşünün. Değil mi? Toprağa farklı ağaç dikersiniz, farklı meyve verir. İnsan vücudunda da öyle. Kan topraktır bir nevi, eğer kıyaslama yaparsanız. Hücreler de farklı ağaçlardır. İşte ne yapıyor? Bu bazen süt oluyor, bazen hormon oluyor, bazen likor cerebrospinalis oluyor, bazen de ter oluyor. Veya da başka bir vücut sıvısı oluyor. Ya da hidroklorik asit oluyor mesela bir de, değil mi? Aynı şey. Veya da başka bir salgı oluyor. Veya da bu safra salgısı oluyor. Ama nihayetinde bütün sıvıların kaynağı kandır. Kanın içeriğidir. Ama bunu kandan ayrıştırıp, mesela idrar da yine kandan ayrıştırılıyor. Bu ayrıştırma işlemini yapan, ürünü üreten hücredir. Şimdi meme bezine bakalım. Ya da memeye bakalım. Bu burada deriyle beraber. Bu bir tamamı meme bunun. Bu glandula mammaria, meme bezi. Meme fascia superficialis'in iki yaprağı arasında bulunur demiştik. Hemen derinin altında, burada deri, derinin altında fascia superficialis'in lamina externa'sı ya da lamina superficialis'i, hangisini derseniz doğrudur. Meminin arka tarafında ya da arka yüzünü, şöyle diyelim, meminin ön yüzünü derinin altında, meminin ön yüzünü fascia superficialis'in lamina superficialis'i örter. Meminin arka yüzünü, yani köğüs üzerine oturan arka yüzünü ise fascia superficialis'in lamina profundus'u sarar. Bu iki, şöyle diyelim, meme derisi ile fascia superficialis'in lamina profundus arasında uzanan bağ dokusuna ne dedik biz? Kupur ligamentleri dedik. Kupur ligamentleri. Ligamentum suspensorium mammaria diyor dedik onlara. Şurada şu pigmentli bölge, areola mamma, şu meme ucu kısmı da papilla mamma. Şu, bu modelde görünmüyor ama burada da Montgomery bezleri vardı. Diğerini bana dedi. Arkada mı? Bakalım, evet, onda görünüyor. Bakın burada Montgomery bezlerini bayağı belirgin bir şekilde göstermiş. Evet, şunlar tabii laktasyon döneminde, pregnancy, hamilelik döneminde, laktasyon döneminde bu Montgomery bezlerinin belirgin hale gelirler. Bunlar, şunlara Montgomery tübergülleri diyoruz bunlara. Montgomery tübergülleri. Bu tübergüllerin içerisinde Montgomery bezleri bulunur. Bunlar ektopik yağ bezleridir. Bunların salgısı hem areola mammayı korur hem de papilla mammayı korur. Peki şuraya kim açılır? Şu papilla mammaya. Papilla mammanın ucunda yaklaşık 15-20 delik açıklık bulunur. O açıklıkların her biri şu gördüğünüz ductus lactiferius'ların deliğidir.
Ductus Lactiferius. Ductus Lactiferius'la meme bezi loblarının sütünü direne eder. Bir meme bezinde yaklaşık 15-20 lob bulunur. Her bir lobunda bir ductus lactiferius'u vardır. Şunlar, burada sayarsanız bunlar 15-20 adet. Şu ductus lactiferius. Ductus lactiferius'lar papilla mammaya açılırlar. Açılmadan önce bir genişleme oluştururlar. Bu genişlemeye sinus lactiferius ya da ampulla lactiferius diyoruz. Süt bu loblardan sinus lactiferius'lara gelir ve bu papilla mammanın emme esnasında sıkılması ile beraber oradaki süt dışarıya bırakılır. Evet, bunun dışında şu arkada, şurası pectoral, musculus pectoralis major, musculus pectoralis major, serratus anterior'u görüyorsunuz burada, serratus anterior. Bunların üzerini örten fascia profunda vardır. Ama bu göğüs bölgesinde biz buna fascia pectoralis diyoruz. Meme bezi ile fascia pectoralis arasında bir sinüs var, bir boşluk var. O boşluğa sinüs retromammaria ya da spasum retromammaria diyoruz. O boşluk musculus pectoralis major'un üzerini örten fascia pectoralis ile fascia superficialis'in derin yaprağı arasında oluşan bir boşluktur. Ve orada bir kevşek bağ domusu bulunur. Dolayısıyla meme bezi ya da memenin kendisi fascia pectoralis fascia pectoralis'e kevşek bağ domusuyla tutunduğu için göğüs üzerinde rahatlıkla serbest bir şekilde hareket eder, ettirilebilir. Ve meme bezi ya da memenin kendisi eğer çıkarılma durumu hasıl olursa rahatlıkla çıkarılma anlamıdır. Peki böyle bir todal mastektomi sırasında yani memenin tamamının uzaklaştırılması sırasında neleri uzaklaştırırsınız? Meme bezini oluşturan bütün yapıları uzaklaştırırsınız. Peki fascia superficialis'i evet uzaklaştırırsınız. Fascia superficialis'in lamina externasını da uzaklaştırırsınız. İnternasını da uzaklaştırırsınız. Peki fascia pectoralis'i uzaklaştırır mısınız? Yok. Yok, gerek yok. Zaten o arada bir sinüs var. Yani sinüs retromammari yani meme arkası boşluğu diyelim ona. O meme arkası boşluk fascia superficialis'in lamina profundusu ile fascia pectoralis arasında bulunan bir boşluktur. Dolayısıyla o boşluk içinde kevşek bağ dokusu var. O kevşek bağ dokusu memeyi fascia pectoralis'e gevşek bir şekilde bağlar. Dolayısıyla o memenin serbestçe hareket edebilmesinin nedeni odur. Ve cerrahi sırasında da bunu fascia pectoralis'e dokunmadan da çıkarıp alabilme söz konusu olur. Evet, benim pratikte anlatacaklarım bu kadar.